Mehmet. Mehmet. Sakın geriye dönelim deme. Dönmekten başka şansımız yok. Orası bizim yuvamızdı. Ben dönmek istemiyorum. Gel. Efendim... Bulunan çocuklar Serdar ve Mehmet değil. Nereye gider bu çocuklar? Bu soğukta ne yaparlar? Ne yerler, ne içerler? Daha ne tutuyorsun ellerini? Görmüyor musun? Söndü işte. İnşallah bugün yağmur yağmaz. Yağarsa yağsın. Sığınacak bir yer buluruz. Bulamayız. Sen kabul etmek istemiyorsun ama bizim geri dönmekten başka çaremiz yok. Asla. Ben dönmem. Ama sen istiyorsan dönebilirsin. Seni bırakır mıyım hiç? Dönersek beraber döneriz. Kalırsak da beraber kalırız. Benim korkum bu soğuk gecelerde soğuktan donup ölmek ya da açlıktan. Yarın işe başlıyoruz ya Serdar. Bir de barınacak yer bulursak da yemek evimize. Zamanla işleri büyütürüz. Bir simit fırını açarız kendimize. Ya da bir simit sarayı. Biz önce simit satmayı öğrenelim, o yeter. Ne olacak oğlum simit satmaya? Hadi gel yakacak bir şeyler bulalım. Çok para kazanacağız. İnşallah. Sen şu tarafa git, ben bu tarafa gideyim. Ayrı mı gezeceğiz? Tabii ayrı. Beraber gezersek müşterilerimiz ortak olur. Doğru. Akşama simit fırının önünde buluşuruz. Tamam. Hadi rastgele. Onu balıkçılar söyler. Ne fark eder ki? Dikkat et, paralarını çaldırma. Merak etme. Çıtır çıtır simitlerim var. Simit. Simitçi. Taze simitlerim var. Simitçi. Anneciğim simit alalım mı? Taze tamam, simitlerim kızım. Var. Simitçi. Buyur abla. Bana bir tane simit verir misin? Ya da iki olsun. Taze değil mi? Taze taze. Tamam iki olsun. Bu bir. Bu senin. Bu da iki. Ne kadar? İkisi 2 lira. Hayırlı işler. Sağ olun. Simitçi. Taze simitlerim var. Simit. Olacak bu iş.
Çok yakında zengin olacağız. Güzel bir evimiz, arabamız olacak. Şöyle gıcır gıcır bir araba. Buyurun, hoş geldiniz. Umarım güzel haberler getirmişsinizdir. Henüz kesin bir şey yok. Bulamayacak mıyız İlyas Bey? Ben bulacağımıza inanıyorum. Bazen ben de çok inanıyorum. Ama bazen de umutsuzluğa düşüyorum. Samanlıkta iğne bulmak ne kadar zorsa bu işi de o kadar zor ve imkansız görüyorum. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Ülke genelindeki bütün yetiştirme yurtlarına başvurumuzu yaptık. Kısa zaman içinde mutlaka sonuç alacağız. Bu yurtlarda kalan kaç tane Mehmet vardır kim bilir. Buyurun oturun. Doğru. Ama Mehmet Soydan ya da Mehmet Yedekçi olarak aradığımız için şansımız biraz daha yükseliyor. Üstelik anne ve baba adı da belli. Çocuğun kimliği var mı acaba? Mehmet'i 3 yaşında vermişler yurda. O yaşa gelinceye kadar kimliğini çıkartmışlardır mutlaka. Hepsini bitirdim işte. Ben biliyorum. Bir gün zengin olacağımı biliyorum işte. Mehmet Yedekçi bir gün çok zengin olacak. Kız kardeşimin o adamla nikahı var mıydı onu bile bilmiyoruz. Kaçtıktan sonra bizi hiç aramadı. Neler yaşadığını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz adamın kardeşimin hayatını mahvettiği. Tabii suç kardeşimde de var. Bizi hiç aramadı. Halim budur demedi. Gurur meselesi yapmış olabilir. Gurur. Ahmakça bir gurur yüzünden geldik bugünlere zaten. O canıyla ödedi yaptığı büyük hatayı. Evladınınsa nerelerde olduğu belli değil. Yaşıyor mu? O bile belli değil. İçimdeki ses yaşadığını ve kısa sürede onu bulacağımızı söylüyor. İnşallah. Onu bir bulsam, hayattaki tek akrabam o benim. Yeğenim o benim. Kardeşimin evladı. Sahibi var. Ama bu kilit açık.
Çok güzel. Şahane. Serdar görünce çok sevinecek. Of, o ne yaptı acaba? Simitleri satabildi mi? Mehmet satabildi mi acaba? O teyze toplanmasaydı ben zor satardım ya. Neyse. Serdar, aslanım benim, hepsini satmışsın. İşler iyi gitmiş. Evet, senin işlerin de iyi. Bir saat içinde bitirdim ben. Sonra başka bir işim vardı, onu hallettim. Ne işi? Bundan sonra sokaklarda yatmayacağız artık. Ne demek bu şimdi? Bu ne demek biliyor musun? Bu bizim artık bir evimiz var demek. Evimiz mi? Nasıl yani? Şaşırdın değil mi? Ama ben sana söylemiştim. Bir gün evimizin de paramızın da olacağını söylemiştim. Demiştin de ben inanmamıştım. Hala da inanmıyorum. Şu simit paralarını ödeyelim de gel ben sana evimizi göstereceğim. Yani biz artık sokaklarda kalmayacağız öyle mi? Kalmayacağız. Yağmur yağacak diye korkmayacağız artık. Soğuktan üşümeyeceğiz. Daha çok var mı? Yoruldun mu? Yorulmadım. Sadece çok merak ediyorum. İşte burası. Burası mı? Evet. Beğendin mi? Güzel değil mi? Sokaktan farkı yok Mehmet. Olur mu öyle şey? Sen içerisini gör bakalım. Gelsene. Hadi gel. Güzel değil mi? Bir iki tane karton kutu bulup kendimize yatak yaparız. Zamanla yatak bile alırız. Tuvaleti bile var. Su var mı? Ne arasın oğlum su? Bir bidon alırız, bittikçe doldururuz bir yerlerden. Hadi şimdi karton bulmaya gidelim. Hem yiyecek bir şeyler de alırız. Hadi gel. Doydum. Çok şükür. Ben de doydum. Zeytinler yarın akşama da kaldı. Böyle giderse çok para biriktiririz. Nasıl biriktireceğiz Mehmet? Elimizde 5 lira para kaldı. Her gün 5 lira kaldığını düşünelim. Bir ayda ne eder? 10 günde 50 lira. Ayda 150 lira. Hem bugün sadece bir kez doldurduk tablomuzu. Simitçi ne dedi, duymadın mı? Duydum. Günde 3 kere dolduranlar varmış. Onlar yapıyorsa biz neden yapamayalım? O zaman ayda 500 lira bile kazanabiliriz. 100 lirasını harcasak bir senede yaklaşık 5000 lira kazanırız. Kazanır mıyız o kadar? Kazanırız tabii. Yurtta nereden bulacaktık bu kadar parayı? Hadi artık yatalım. Sabah erkenden gidip simitler sıcakken alalım. Tamam. İyi geceler. Sana da. Güzel şeyler düşün. Öyle yapacağım zaten.
sonra bir daha alacağız, tamam mı? Duydum. Tamam dedim ya Mehmet. Kaç oldu aynı şeyi söylüyorsun. Söyleyeyim, ne zararı var? Yok bir zararı canım. Sadece anladım demek istiyorum. Tamam peki, ben bu tarafa gideceğim. Ben de böyle gideyim. Hadi iyi işler. Sana da. Buyurun İlyas Bey. Nevra Hanım. İlyas Bey. Yoksa bir haber mi var? Var. Buldunuz mu? Bulduk ama aynı zamanda da bulamadık. Nasıl yani? Başına bir şey mi gelmiş? Evet. Yoksa... Ölmüş mü? Hayır, öyle değil. Şimdi düşüp bayılacaksınız. Lütfen oturun. Buyurun, salona geçelim. Buyurun. Sizi dinliyorum İlyas Bey. Küçük Yıldaki bir yetiştirme yurdunda Mehmet Yedekçi adında bir çocuğun olduğunu tespit ettik. Kaç yaşında? 10. Mehmet Yedekçi ve 10 yaşında. Bu odur işte İlyas Bey. Yeğenimdir benim. Ben de öyle düşünüyorum. Ne duruyoruz o zaman? Hemen gidelim. Lütfen oturun. Sakın kötü bir şey söylemeyin İlyas Bey. Ben sabah yurda gittim. Bizzat müdürüyle görüştüm. Mehmet Yedekçi bir süre önce yurttan kaçmış. Kaçmış mı? Nereye? Bunu bilemiyorlar Nevra Hanım. Bilseler geri getirecekler zaten. Peki şimdi ne yapacağız? Durumu polise bildirmişler. Mutlaka bir yerde yakalanacaklar diyor müdür bey. Başkası da mı var? İki kişiler. Serdar adında bir arkadaşıyla beraber kaçmışlar. İkisi çok candan arkadaşlarmış. Mehmet! Mehmet! Serdar! Ben de nasılsın? Sen de fena sayılmazsın. Çok iyi gidiyoruz Serdar. Mehmet, bugünkü kazancımızı kendimiz harcayalım mı? Ne alacağız? Üzerimizi örtmek için bir şey alalım. Ben dün gece de çok üşüdüm. İyi, bakarız. Ben simitlerimi alayım. Tamam. Simitçi, taze simitlerim var. Sese bak sese. Türkiye'ci sesi gibi. Simit. Nevra Hanım, canınızı sıkmayın. Bu sabaha kadar elimizde hiçbir sonuç yoktu. Ama şimdi en azından hayatta olduğunu biliyoruz. Ya o değilse? Ya aynı isimde başka bir çocuk daha varsa? Bu dediğiniz olmayacak şey değil. Ama çok küçük bir ihtimal. Hem adını hem yaşını tutması biraz zor. Bir fotoğrafı olsaydı... Ama siz tanımıyorsunuz ki. Olsun. Yine de eğer yeğenimse aileden birilerine benziyordur mutlaka. Fotoğrafı var mıdır acaba? Sormadım. Hemen yurda gidelim İlyas Bey. Ne yapacaksınız? Hem daha detaylı bilgi alırız, hem de varsa fotoğrafını da görürüz. Bugün için geç oldu. Ama yarın gidebiliriz. Gidelim. Hem de sabah erkenden gidelim. Sen mi?
çocuk olmasaydı. Sanki yaşadığımız ev çok sağlam da battaniyenin sağlam olmasını bekliyorum. Bu da sağlam olmayıversin. Bak işte şimdi bir tane yiyebilirim. Paramızı battaniye için harcamayacağımıza göre bir taneden bir şey olmaz. O battaniyeyi bulmak da bizi masraftan kurtardın. Hemen peşinden de bir simiti yuttum. Afiyet olsun. Bunları da afiyetleriz artık. Zeytinimiz de var. Var tabii. Durumumuz her gün daha iyi gidiyor. 20, 21, 22, 23. Tam 23 lira. Güzel. Peki biz bu paraları nerede saklayacağız? Cebimizde. İyi de gün gelecek sığmayacak cebimize. Sen de çok paramız olacağını anladın sonunda. Söylesene nerede saklayacağız? Bir yer buluruz. Çukur kaza içine gömeriz. Olabilir. Uyuyalım mı? Evet uyuyalım. Oh ne güzel sıcacık. Soba gibi. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Mehmet farklı bir çocuk. Kim ne derse desin, kendi bildiğini okuyan bir çocuk. Annesi de. Yani kardeşim de öyleydi. Çok emin konuşuyorsunuz. Eminim. Ya da emin olma istiyor da olabilirim. Kendinizi benim yerime koyun müdür bey. Bir yeğenim olduğunu öğreniyorum. Üstelik kardeşi. Yani Mehmet'in annesi Nevra Hanım'a ve ailesine dargın ölmüş. Annem... Babam, Semra'nın evliliğiyle çok üzülmüşlerdi. Ölüm haberini kaldıramadılar. 2 sene arayla kaybettim onları. Hayatta kimsem yok. Bir tek Mehmet var. Onu görmek için nasıl sabırsızlandığımı anlatamam müdür bey. Fırındaki çocuğun söylediklerini duydun mu? Evet duydum. Günde en az 5 tabla satıyorlarmış. Peki neden olduğunu anladın mı? Hayır, anlamadım. Kalabalık caddelere gidiyorlarmış. Biz mahalle aralarında geziyoruz. Bugün ben de kalabalık yerlere gideceğim. Ben de mi öyle yapsam? Yap tabii. Düşünsene günde 10 tabla simit sattığımızı. 3 günde köşeye döneriz. Öyle yapalım o zaman. Kalabalık yerlere gidelim. Anlaştık. Yurdumuzda kalan her çocuğun hayat hikayesi işte böyle dramlarla dolu. Tahmin edebiliyorum. Yurttan kaçalı tam olarak ne kadar oldu müdür bey? Yarın tam 2 ay olacak. 2 aydır bulunamamış olmaları sizce de anormal değil mi? Bazen böyle uzun sürebiliyor. Ama önünde sonunda buluyoruz. Tabii... Başlarına bir şey gelmediyse. Öyle bir şey olduğu zaman anında haberimiz oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Acı haber tez ulaşır. Mehmet o kadar akıllı ve dirençli bir çocuk ki... ...sadece Serdar olsaydı şimdiye kadar çoktan bulurdu. O kendisi dayanamaz geri dönerdi. Ama Mehmet öyle değil. Zengin olma hayalleri var onun. Zaten bu yüzden kaçtığını düşünüyoruz. Fotoğrafı var mı? Olacak. Yanlış hatırlamıyorsam bir de mektubu olacaktı Mehmet'in. Ne mektubu?
Karakolun önüne bırakıldığında üstüne iliştirilmiş bir mektup. Babası tarafından yazılmıştı galiba. Peki bulabilir miyiz o mektubu? Biz öyle önemli evrakı saklarız Nevra Hanım. Şimdi baktırıyorum. Salih Bey, odama gelebilir misiniz? Sağ ol abi. Hayırlı işler. Daha şimdiden iki tabla simiti bitirdim. Gerçekten akşama kadar 5 tabla satacağım galiba. Simitler taze mi? Taze abi. Ver bakalım bir tane. Vereyim abi. Buyur abicim. Kardeşinizin adı neydi? Semra. Burada Semra'mı kaybettikten sonra yazıyor. Benim yüzümden sefil bir aile şirketiniz mi var? Evet. Soydanoğlu Tekstil. Karımı hak ettiği hayatı veremedim. Oysa o aile şirketinin hissedarı iken her şeyi geride bırakıp bana geldi. Artık iyice eminim. Mehmet benim yeğenim. Ama şu anda kim bilir nerede? Onu nasıl bulacağız müdür bey? Eminim ki polis kısa sürede bulacaktır. İnşallah İlyas bey. Biz artık gidelim mi Nevra? Hı hı. Çok teşekkür ederiz müdür bey. Rica ederim. Eğer bir şey olursa... Sizi bilgilendireceğiz. Hı. İyi günler. Sağ olun. Allah razı olsun. Hı. Şimdi sıra üçüncüde. Buyur abi. Sağ ol. Al bakalım. Sağ olun. Simitçi, taze simitlerim var. Simit. Bunları da sattıktan sonra üçüncü kez alacağım. Mehmet ne yaptı acaba? Simit, taze simitlerim var. Simitçi. Simit. Simitçi. Simit. Sen de mi simit satıyorsun? Evet, satıyorum. Ama bugün işler bozuk. Çok üzüldüm. Benim iyi. Dün oranla bugün daha çok sattım. Satarsın tabii. Çünkü benim bölgemi ele geçirmişsin. Ne bölgesi? Aptal aptal konuşma. Ne demek istediğimi bal gibi de anladın. Hayır, anlamadım. O zaman dinle. Bu bölgede ancak ben simit satarım. Seni buralarda bir daha görmeyeyim. Simit satmanın bölgesi olur mu hiç? Ne yani? Sen burayı kiraladın mı? Dalga geçme lan. Buralarda simit satamazsın. İşte o kadar. Hadi şimdi bas git buradan. Hayır.
Hiçbir yere gitmiyorum. Demek öyle. Evet öyle. Görürsün sen. Taze simitlerim var. Simit. Simitçi. Size evi mi bırakayım? Nevra Hanım. Efendim İlyas Bey. Eve mi gideceksiniz? Evet. Aslında bir şirkete uğrasanız iyi olur. Gidemem İlyas Bey. Aklım karma karışık. Bu halde şirkete gitsem ne yazar? Dursana. Buyur abi, bir şey mi diyecektin? Diyeceğim, merak etme. Nerelerdesin Mehmet? Ne olurdu sanki karşıma çıksan da buradayım teyze desen. Hadi abi, ne söyleyeceksen söyle, acelem var benim. Evet, acelem var ha. Çıkar paraları. Ne parası? Cebindeki paralar lan. Oh. Bana bak. Ben almasını bilirim de istedim ki canın yanmasın, anladın mı? Onlar benim paralarım. Hayır, onlar benim. Bırak paralarım. Sus lan. Ya bırak paralarımı. Ya bıraksana. Sus lan. Bıraksana paralarımı ya. Hop, dur bakalım, nereye? Bırakın beni. Şimdi konuş bakalım. Bu yaptığınız haksızlık. Bırakın beni. Daha hiçbir şey yapmadık aslanım. Sen nasıl şimdi göre yapacaklarımızı? Ben sana simit satmayacaksın demedim mi orada? Tamam tamam, satmayacağım. Peki az önce neden öyle demiyordun? Bana karşı gelmenin ne demek olduğunu öğreteceğim sana. Yeter artık. Hadi bundan sonra erkeksen çık karşıma. Hadi gidelim. Buyurun benim. Ha buyurun komiser bey. Evet. Ne diyorsunuz komiserim? Anlıyorum. Peki. Geliyorum. Alo. Alo. İlyas Bey merhaba. Merhaba. Ben Engin Gedik. Beni az önce karakoldan aradılar. Güzel bir haber mi var? Ne yazık ki haberler pek güzel değil.
Ne oldu müdür bey? 10 yaşında bir erkek çocuğu cesedi bulunmuş. Yoksa Mehmet mi? Kesin belli değil. Ama polisin söylediğine göre Mehmet'in olma ihtimali yüksek. Ben teşhis için hastaneye gidiyorum. İsterseniz siz de gelin. Gelirim tabii. Nereye gidiyorsunuz? Hangi hastaneye? Pendik. Tamam. Ben de hemen oraya gelirim. Ben bunu Nevra Hanım'a nasıl söyleyeceğim? Kadın yıkılır. Kim dedi? O da simit satıyordu. Sanırım bölgesinde simit satıyormuşsun, öyle mi? Bugün ikimize de yaramadı desene. Sana ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Ben bugün simit satamadım. Ama fırıncı öyle söylemedi. İkinci tepsiyi aldı dedi. Evet aldım. Ama sonra başıma bir kaza geldi. Ne kazası? Uf, simitleri düşürdüm. Sen yurtta da sakardın. Evet öyleydim. Şimdi daha iyisinizdir inşallah. Çok kötü oldum İlyas Bey. Çünkü onlar benim çocuklarım. Yaramazlık yapsalar da benim evlatlarım onlar. Peki Mehmet olmadığından emin misiniz? Çocuğun yüzü paramparça olmuştu. Tanınmayacak haldeydi yani. Ama ben çocuklarımı tanırım. Mehmet veya Serdar değildi. Umarım yanılmamışımdır. Mehmet. Efendim. Yurda geri dönelim. Hayır. Ama... Senin yüzünü sileyim ben.
Buyurun İlyas Bey. Ben de sizi bekliyordum. Önce şirkete uğradım. Halledilmesi gereken işler vardı. Siz de uğrasanız iyi olur. Şimdi boş verin şirketi falan. Mehmet'ten bir haber var mı? Siz onu söyleyin bana. Hayır yok. Ama ben bugün karakola gittim. Ne işiniz vardı karakolda? Komiserle görüştüm. Mehmet ve arkadaşı Serdar polisin aranılanlar listesinde var. Bundan bir şüphemiz yoktu zaten. Elbette yoktu. Ama ben yine de görmek, bizzat duymak istedim. Polis özellikle sokak çocuklarının kaldığı yerleri didik didik arıyormuş. 2 ay çok uzun bir süre İlyas Bey. Bu kadar uzun sürede bulunamamış olması aklıma kötü kötü şeyler getiriyor. Bu geceki olaydan sonra ben de korkuyorum. Acıyor mu? Acıyor. Dayan biraz. Kuruduktan sonra çıkmaz bunlar. Üşüyor musun? Evet. Bu gece hava soğuk galiba. Mehmet ailenizden birine benziyor mu? Aynı rahmetli babam. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı da annemle babam da torunlarını görebilseydi. Biz iki kız olduğumuz için rahmetli babam İnşallah torunlarım erkek olur derdi. Erkek çocuklarını çok severdi. Babamı geçtim. Ben bile göremeyeceğim bu gidişle. Mehmet. Ne oldu? Sen uyumadın mı? Uykum gelmedi. Serdar? Sen neden titriyorsun? Çok üşüyorum. Keşke ateş yakabilecek bir şey olsa. Gidelim Mehmet. Yurda gidelim.
Şükür. Az önce üşüyordun, şimdi terlemişsin. Isındın değil mi? Ne ısınması? Korkudan terledim. Seni terlettim ya, önemli olan o. Ha ısınmışsın ha korkmuşsun. Ne fark eder? Hadi sen de yat. Yatamam. Neden? Çünkü yatağımı seni ısıtmak için yaktım. Ben de seninle yatağımı paylaşırım. Yanmamış. Ben geliyorum. Geç kaldık. Serdar kalk, geç kaldık. Serdar, tembelliğin sırası değil. Çok mu kötü? Yok, o kadar değil. Ben nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü çok acıyor. Ne hale getirdiler beni? Alçaklar. Kalkma. Neden? Sen dinlen bugün. Serdar kalkma. Olur mu öyle şey? Bu halde çalışamazsın. Zaten kalkamıyorum. Bugün dinlenirsen yarına bir şeyin kalmaz inşallah. Morluklar kalsa da ağrıların geçer. Bak burada biraz simit var. Su da var. Ben akşama gelirken bir şeyler getiririm. Hadi hoşça kal. Mehmet. Efendim? Sakın kalabalık yerlere gitme. Senin de canını yakarlar. Çok kötü. Bugün işlere iyi gitse bari. Simitçi! Taze simit! Gevrek simitlerim var. Simitçi! Görebilsem kendimi. Ne
oğlum, ne olur üşemeyeyim. Ne olur. Arkadaşım benim. Keşke çay yapabilseydik. Sıcak sıcak nasıl iyi olurdu. Bir gün gelir o da olur. Serdar. Serdar. Bütün gün uyudun mu yoksa? İyi yapmışsın. Ama şimdi yemek zamanı. Kalk bak sana ne aldım. Yetmedi mi bu kadar uyku? Serdar. Serdar sen neden bu kadar sıcaksın? Geldin mi? Yok daha gelmedim. Sana ne aldım biliyor musun? Ne? Peynir. Yanına sıcak ekmek de var. Hadi kalk da yiyelim. Hiç canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Ben o peyniri o kadar para vereyim, senin canını istemesin. Öldürürüm seni. Kalk hadi kalk. Neden öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Ne bileyim, çarpılmış gibi. Hastayım. Yüzün sıcak geldi bana. Ateşin mi var yoksa? Yanıyorsun sen. Yurttaki hemşireyi hatırladım. Aynı onun gibi ateşime baktım. Boş ver şimdi hemşireyi yurdu. Yemeğe kalk. Bir şeyler yersen açılırsın belki. Canım istemiyor. Sen baya baya hastasın. Ben sana ilaç alayım. Çaremiz kalmadı. Serdar. Serdar. Serdar kalk gidiyoruz. Gidiyoruz. Nereye? Seni yurda götüreceğim. Kalk hadi. Sen gelmeyecek misin? Ben gelmem. Ama seni yurt kapısına kadar götürürüm. Hadi kalk arkadaşım. Sen gelmezsen ben de gitmem. Ama sen hastasın. Olsun. Hasta da olsam ölsem de gitmem. Seni yalnız bırakmam. Of, hala ateşim var. O zaman hastaneye gidelim. Evet, en doğrusu bu. Nasıl olsa hastaneler ücretsiz. Hadi Serdar gidelim. Boş ver hastaneyi. Bana ne iyi gelir biliyor musun? Ne? Çorba. Bir tas sıcacık çorba olsa hiçbir şeyim kalmaz benim. Çorba almak kolay da ama onu soğumadan buraya kadar getirmek zor. Çorbayı bir içeyim hiçbir şeyim kalmaz. Demek bir tas çorba ile iyileşeceksin. Gidip alayım. Ama bak söz verdin iyileşeceksin. İnşallah.
çorba istiyorum. Öyle mi? Demek çorba istiyorsun. Evet. Arkadaşım çok hasta. Çorba içince iyileşecekmiş. Bir tas çorba verir misiniz? Hadi bas git. Canımı sıkma benim. Ama çorba alacağım. Sana git diyorum. Duymuyor musun beni? Hadi git. Bunlar laftan anlamazlar oğlum. Bana bak serseri. Olay çıkarmadan defol git. Tamam gideceğim. Çorbamı verin bana. Bak hala konuşuyor. Yürü git. Yürü git. Hemen kaybol. Ben size ne yaptım? Ya vurma ya. Neden çorba vermiyorsunuz? Akşam git ya. Polis ara. Ya sen benim başıma bela mı olacaksın? Polis ara. Çabuk polis ara. Camı indireceksin serseri. Dur. Dur camı kıracaksın diyorum. Ne yapıyorsun? O camı kırdığında ödeyebilecek misin ha? Herkes parasıyla çorba alabiliyor. Ben neden alamıyorum? Onlardan farkım ne benim? Kapat çeneni. Ben senin gibileri iyi bilirim. Parasıyla alacakmış. Şuna bak. Ne oluyor burada? Memur bey, memur bey. Bu serserilerle başımız belada. İstekleri bir türlü bitmiyor. Verirsek iyiyiz, vermezsek camı çerçeveyi indiriyorlar. Öyle bir taş attı ki kocaman camı kıracaktı. Ben paramla alacaktım. Arkadaşıma götürecektim. Bu adamın dedikleri doğru mu? Camına taş attı mı? Söyle bakayım. Attım. Ama çok sinirlendim. Bana çorba vermediler. Paramı vereceğim dedim yine vermedi. Sen gel bakayım benimle. Arkadaşım beni bekliyor. Ona çorba götürmem lazım. Bana vermiyorlar. Ne olur polis amca sen al. Sen gel benimle. Hala konuşmayacak mısın Mehmet? Serdar nerede Mehmet? Söylemeyeceğim. Çünkü yine kaçıp onun yanına gideceğim. İlyas Bey, günaydın. Evet benim. Size verilecek güzel bir haberim var. Evet bulduk. Şu anda burada. Karşımda duruyor. Buyurun gelin. Teşin başına bir şey geldi. Böyle eli kolu bağlı bekleyemem. Onu bulmalıyım. Ama nerede? Fırın. Evet, fırına gitmiş olabilir. Yaptığınız çok yanlış Mehmet. Burası sizin eviniz, yuvanız. İnsan evinden, yuvasından kaçar mı hiç? Kaçar. Mesela ben yine kaçacağım. Buyurun. Hoş geldiniz İlyas. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Benim adım İlyas. Senin adın ne? Sen söylemesen de ben senin adının Mehmet olduğunu biliyorum.
Mehmetciğim, bu bayan seninle görüşmek istiyor. Ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Ama konuşmamız lazım Mehmet. Kim bu kadın? Kim olduğunu kendi anlatacak sana. Ben sizi yalnız bırakayım. Merhaba. Benim adım Nevra. Ben buraya neden geldim biliyor musun? Neden geldiğini bilmiyorum. Öğrenmek zorunda da değilim. Ama beni buradan kaçırırsan dinlerim seni. Serdar'ın yanına gitmek zorundayım. O hasta. Hem de çok hasta. Buraya da gelmemiş. Neredesin Mehmet? Ben şimdi ne yaparım? Nerede bulurum seni? Yardım edecek misin? Beni buradan çıkaracak mısın? Ne olur yardım et bana. Konuşması bile babama benziyor. Şimdi beni sıkı takibe alırlar. Kolay kolay kaçamam. Ama siz yardım ederseniz Serdar'ın yanına gidebilirim. Yardım edecek misiniz? Edeceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama önce sana anlatmam gereken şeyler var. Hızlı hızlı anlat ki hemen gidelim. Hadi anlatsana. Mehmet. Efendim. Ben kimim biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ama şimdi bulmaca oynamayalım. Gidelim. Gidelim. Ben senin teyzenim. İyi tamam, teyzem ol. Ama şimdi gidelim. Senin annen benim kardeşimdi. Tamam, öyle olsun. Çok güzel ama gidelim artık. Az önce ne dedin sen? Annenle biz kardeştik. Doğru mu? Doğru. Hayır, olamaz. Benim teyzem olsaydın şu ana kadar beni görmeye gelirdin. Senin varlığından haberim yoktu Mehmet. 3 ay önce öğrendim seni. O günden beri de seni bulabilmek için uğraştım. Nevran, sakin ol. Ben bir şey anlamadım. Hem ben senin teyzenim diyorsun, hem de seni 3 ay önce öğrendim diyorsun. Böyle teyze olur mu? Sana her şeyi anlatacağım Mehmet. Sen bunları anlatıncaya kadar Serdar ölecek. Önce onun yanına gidelim. Çorba getirelim lütfen. Ne olur gidelim. Yalvarıyorum size. Mehmet doğru söylüyor. Ben Müdür Bey'le konuşayım. Dün gece çok ateşi vardı. Hem de üşüyordu. Çorba istedi benden. Ama alamadım. Bana çorba satmadılar. Serdar nerede? Evimizde. Doğru mu gidiyoruz? Evet doğru. Sapacağınız yeri ben size söyleyeceğim. Buraları avucumun içi gibi biliyorum. Çok mu gezdin buralarda? Evet, simitçiyim ben. Simitçiler her yeri gezerler.
geldim. Bu ev değil. Harabe. Üstelik tenha bir yerde. İçeri girelim. Yaşanır. Ev değil burası. Ne kapısı sağlam ne camı. Buz gibi. Soba da kurulmaz bu eve. Ne sobası Nevra Hanım? Bu çocuklar da soba kuracak, yakacak, alacak para ne arar? Sana anlatacaklarımı merak etmiyor musun? Ben bir tek Serdar'ı merak ediyorum. Bak, seni anlıyorum. Sonra yine geliriz ha? Seninle konuşmam lazım Mehmet. Ben hiçbir yere gitmem. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Madem Mehmet öyle istiyor, öyle olsun. Burada konuşun. Anlatacaklarımı çok iyi dinle, tamam mı Mehmet? Senin annen, yani benim kardeşim Semra, birini sevdi. Senin babanı. Ama babam, yani senin deden, annenin babanla evlenmesine izin vermedi. Neden? Çünkü baban için iyi şeyler anlatmıyorlardı. Nasıl şeyler? Yani... Nasıl desem? Yani baban için sorumsuz diyorlardı. Sorumsuz ne demek biliyor musun? Evine, karısına, ailesine bakmayan, onlara kötü davranan kişilere sorumsuz denir. İşte bu yüzden babam annenin evlenmesini istemedi. Yani kızının üzüleceğinden, mutsuz olacağından korktu. Ama annen dinlemedi babamı. Evden kaçarak babanla evlendi. Nereye gittiklerini, ne yaptıklarını yıllarca öğrenemedik. Çok sonra ulaştık izlerine. Ama annen ölmüştü Mehmet. Senin doğumunda ölmüş anne. Ama bunu biz bilmedik. Baban seni sakladı bizden. Sonra... Sonra... Babanla ilgili arkadaş... Sakin ol. Buradan gidelim Mehmet. Burada bir bardak su bile yok. Ben gitmem. Bak orada su var. Ben Serdar'ı bekleyeceğim. Neredesin arkadaşım? Belki de benden sonra fırına gitmiştir. Senin varlığını 3 ay önce öğrendim Mehmet. Babam mı söyledi? Hayır. Babanı iyi tanıyan biri söyledi. Baban öldükten sonra söyledi. Babam da mı ölmüş? Ya
Yani benim kimsem yok mu? Ben varım Mehmet. Ben seni istemem ki. Neden? Siz benim annemi istememişsiniz. Benim annemin babamı istemeyeni ben hiç istemem. Ben anneni çok aradım Mehmet. Ama o bizden hep kaçtı. Yaşadığı zorlukları görmemizi istememiştir belki de. Ne zorluğu? Bak, çok zor günler geçirmiş. Aç, susuz, sokaklarda kalmış. Baban hırpalamış onu. Sen nereden biliyorsun bunları? Babanın arkadaşı anlattı. Çok kötü günler yaşadık Mehmet. Ama seni buldum ya. Hepsini unutacağım inşallah. Biz ikimiz bir aile olacağız seninle. Hem sen de bir ailen olsun istemez misin? Benim ailem var. Kim? Serdar. Sonra yurttaki diğer arkadaşlarım. Kocaman bir ailem var benim. Sen de kendi ailenin yanına git. Benim kimsem yok ki. Ben Nevra Hanım'ın avukatıyım. Annem var, babam var. Daha ne istiyorsun? Ne yazık ki her ikisi de hayatta değiller. Öldüler mi? Yani sen de benim gibi hem annesiz hem babasısın, öyle mi? Öyle. Ama sen varsın. Sen yetersin bana Mehmet. Ben gidiyorum. Nereye? Serdar'ı aramaya. Beraber gidelim. Biliyorsun ki sen bize emanetsin. İyi. Tamam. Gidelim. Gelmemiş. Eve gitmiş olabilir mi? Ben neden hiç bunu düşünmedim? Beni affetmeyecek galiba. Ben öyle düşündüm. Az önce buradaymış, o da beni sormuş. Hadi yakalayalım şunu. Gezeceğimiz başka bir yer var mı? Yok. Mehmet'i yurda mı bırakın? Bize gidelim. Ben kendi evimde kalmak istiyorum. Ama müdür beyden bunun için izin almadık. Telefon ederiz. Ben evime gitmek istiyorum. Orada kalamazsın. Çok soğuktur şimdi orası. Ben yine de evime gitmek istiyorum. Evinde bana da yer var mı? Bizde mi kalacaksın? Kalırım.
Seninle olduktan sonra her yerde kalırım. Beni o kadar çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. İyi, kal o zaman. Tamam. Bizi Mehmet'in evine bırakır mısın? Nevra Hanım, siz ciddi misiniz? Evet, ciddiyim. Serdar, sonunda bulduk onu. Serdar, Serdar. Yine ateşi var. Yanıyor bu çocuk. Serdar, Serdar, ben geldim. Mehmet, neredeydin arkadaşım? Başıma neler geldiğini bir bilsen. Çorba için teşekkür ederim ama içemedim. O çorba buz gibi olmuştur. Biz şimdi seni de alıp çorba içmeye gideceğiz, olur mu? Bunlar kim? Cevap versene, kim bunlar? Bu kadın benim teyzem, annemin ablası. Teyzen mi? Bir teyzen olduğunu bilmiyordum. Bu sabaha kadar ben de bilmiyordum. Biz artık ayrılıyor muyuz? Sen gidiyor musun? Ne ayrılması, ne gitmesi? Teyzenle gidersin diye düşündüm. Ateşi çok yüksek. Bir an önce doktora gitmeliyiz. Evet, gidelim. Sen iyi bir insansın galiba. Hadi. Hala uyanmadı. İlaçlarını içince rahatladı tabii. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Diyelim ki ben seninle yaşamayı kabul ettim. Ama Serdar var. Biz onunla yemin ettik. Ne yemini? Birbirimizden hiç ayrılmayacağız diye yemin ettik. Ben de sizin ayrılmanızı istemem. İstemez misin? İstemem tabii. Ben ikinizin de kalmasını isterim. Hem daha büyük bir aile oluruz. Böylesi benim için de daha iyi olur. Sahi ister misin? Hı-hı. Üstelik ben bu konuyu yurt müdürüyle konuştum bile. Ne konuştun? Serdar'ı da almak istediğimi ilettim müdür beye. Ne zaman konuştun? Avukatım konuştu. Hatta şu anda orada, yurtta. Serdar'ın koruyucu ailesi olmamız için gerekli işlemleri yapıyor. Teyzeciğim. Canım benim, canım oğlum. Ne oluyor? Ay. Serdar, ikimiz de burada kalıyoruz Serdar. Teyzemin evinde kalıyoruz. Doğru mu söylüyorsun? Tabii doğru söylüyorum. Hem biz birbirimize söz vermiştik. Hep birlikte olacaktık. Sen beni sözünü tutmayan biri mi zannettin? Canım arkadaşım benim. Beni de alın aranıza. Gel bakalım. Sen de gel. Canlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.